Mültecilerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü Pırıl Erçoban en yoğun günlerini yaşıyor. Erçoban, Yunanistan'a, oradan da daha zengin Avrupa ülkelerine ulaşma hayaliyle Türkiye'nin Ege kıyılarına akın eden çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu mültecilerin ülkelerini terk etmekten başka çareleri kalmadığına dikkat çekiyor. Ona bakmak gerekiyor. Bir kere kriz bölgelerinden geliyor bu insanlar. Savaşın, çatışmanın, insan hakları ihlallerinin, işkencenin, zulümün olduğu yerlerden büyük ölçüde geliyorlar. Dolayısıyla ekonomik kaygılarla evlerini, ülkelerini terk edenler değil, zulümden dolayı evlerini, ülkelerini terk edenler. Yani göçmen değil, mülteci profili daha çok önümüzde. Kendi ülkelerinde yaşadıklarından başka gelişte, Türkiye'ye gelişte yaşadıkları pek çok sorunlar var. Yine keza Afganistan'da, işte Irak'ta nesiller boyu süren savaşlar, çatışmalar var. İnsanlar bundan kaçıyor. Silahlı güçlerin ya da daha çok silahlı güçlerin, ama bazen devletin zulmünden kaçıyorlar. Yollarda başlarına bin bir türlü sorun çıkıyor. Yolda soğuktan ölenler, yürüyerek at sırtında mayınlardan geçerek Türkiye'ye ulaşmaya çalışıyorlar. Bir kere ciddi bir kaçakçılık şebekelerine para vermek durumunda kalıyorlar. Artı yolda işte çocuklarını kaybetmekten, sevdiklerini kaybetmekten, kendi hayatlarını kaybetmeye kadar çok çeşitli meselelerle karşılaşıyorlar. Ege sahillerinden insan kaçakçılığı trafiğinin her zaman yoğun olduğunu belirten Erçoban, 2015'in en yoğun yıl olduğunu söylüyor. Yaz aylarında genellikle geçişler daha yoğun olduğu için hava şartlarından dolayı bir artış oluyor. Ama bu sene şöyle bir özellik var. 2014'e göre 2015'te geçişler çok daha artmış durumda. Geçmeye çalışırken Türkiye tarafında yakalanan ya da Yunanistan adalarına geçip orada kayıt yaptıran kişilerin sayısı geçen yıla göre çok çok artmış durumda. Üstelik genelde hani kış aylarında tamamen durmasa bile çok azalan, çok düşük seviyeye iner geçişler genel olarak. Bu sene onu yaşamadık. Kış aylarında da hep devam etti. Ama yaz aylarının gelmesiyle birlikte tabii Basmane'de yazın başından beri yani adeta küçük bir Suriye'den söz etmek mümkün. Mültecilerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü Erçoban, Türkiye'deki mevcut mülteci sayısının Avrupa'ya kaçmaya çalışanlardan çok daha fazla olduğunu, asıl sorunun da burada başladığını söylüyor. Avrupa'ya ya da diğer bölgelere gitmek isteyenler buzdağının tepesi. Bugün dünya mülteci nüfusunun %85-90'ı bölgede kalıyor zaten. Avrupa'ya giden ya da gitmeye çalışanların oranı %5 bile değil belki. Yani herkes sanayileşmiş ülkelere gitmeye çalışıyor. Herkes Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Algısı yanlış. Burada yapılması gereken, insanların Avrupa'ya ya da başka ülkeye de gitmek istiyorsa onlara yasal ve güvenli yolların açılması. Yasal ve güvenli yollar açık olmadığı için kaçakçılara başvuruluyor. Ölüm riski göze alınıyor, bu yolculuklara çıkılıyor. Yani gerçekten uluslararası sorumluluğun paylaşılması lazım ve bu anlamda hani bölgeye yakın olması itibariyle Avrupa'nın yapması gereken çok fazla şey var. Diğer ülkelerin yapması gereken çok şeyler var. Biz komşu ülkelere para verelim, yardım yapalım, oradaki koşul aman orada tutun çözülecek bir mesele değil. Yani sayılar çok fazla. Yüz binlerden söz etmiyoruz, milyonlardan söz ediyoruz ve hiçbir ülke ya da hiçbir komşu ülke bununla tek başına baş edebilecek kapasiteye sahip değil. Erçoban, Türkiye'de yaşamlarını mülteci kampları dışında sürdürenlerin koşullarının zorluklarını şöyle sıralıyor. Türkiye'deki yaşam koşulları çok ağır. Yani evet, bugün Türkiye dünyanın en fazla mülteci kabul eden ülkesi durumunda ve
pek çok şey adım attı bu konuda, olumlu adımlar attı. İşte bu 2 milyon Suriyelinin 300 bin kadarı kamplarda yaşıyor. Bu kamplardaki standartın dünya standartlarının üstünde olduğu söyleniyor. Ama çok daha fazlası şehirlerde, çeşitli yerlerde kendi imkanlarıyla yaşamaya çalışıyorlar. Ve bu yaşam savaşı verirken de yani bir yardım yok, anlamlı, düzenli bir yardım yok, çok az. İşte belki yılda bir iki gıda paketi STK'lardan ya da Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarından, çalışma izni yok. Dolayısıyla çalışma izni olmadan kayıtsız ekonomide çok ciddi bir sömürüye maruz kalıyorlar. Mesleklerini işte doktor, mühendis, öğretmen, öğretim üyesi, tekstilde çalışıyor, inşaatta çalışıyor. Nitelikli ya da niteliksiz iş gücü, genelde böyle beden gücüne dayalı birkaç günlük en fazla işlerde çalışabiliyor. Çok düşük ücretlerde, çoğu zaman da paralarını alamıyorlar ve şikayet edebilecekleri bir merci yok. Erçoban, kendi imkanlarıyla Türkiye'de yaşamaya çalışan mültecilerin sorunlarını ise şöyle sıralıyor. Uzun süredir Türkiye'de olup da belli bir düzen kurmaya çalıştıkları halde işte çeşitli kaygılarla, bu kaygılardan bir işte güvenli bölge kurulup da biz oraya savaş bitmeden Suriye'ye dönmek zorunda bırakılır mıyız? İşte çalışma izni olmaması, statünün kalıcı bir çözüm sunmaması gibi gibi pek çok nedenlerle yani artık Türkiye'de, yıllardır Türkiye'de olup kayıtlı olup bir düzen kurmaya çalışan insanların da bir şekilde Avrupa'ya başlarını döndürdüğünü ve bu hani insan hareketi içine karıştığını görüyoruz. Yani bu konuda da acil tedbirlerin alınması, bu insanların güvenli dönüş mümkün olmadığı sürece, Suriye'de savaş bitmediği sürece geri gönderilmeyeceğine yönelik güvenin verilmesi lazım bu insanlara da. Erçoban, Türkiye'ye sığınan yaklaşık 2 milyon Suriyeli mültecinin büyük bölümünün ülkelerine dönmeyeceğini tahmin ediyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.